Merhaba arkadaşlar, C programı dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde array'lere devam edeceğiz ve array'lerle bir kod yazacağız arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde biz şöyle bir kod yazacağız. Kullanıcıdan 5 tane sayı isteyeceğiz ve bu 5 tane sayıyı array'e depolayarak bu girilen 5 tane sayının aritmetik ortalamasını alacağız arkadaşlar. Bu array'deki değerler kullanıcıdan alınarak nasıl doldurulur? Bu dersimizin aslında mantığı biraz o olacak. Şimdi bu derste ben float değerleri almak istiyorum kullanıcıdan. O yüzden array'imizin tipi float. Yani float değerler tutacak. İsmi de sayılar olsun arkadaşlar ve köşede parantezimi açıyorum. Ve bu array'imizin boyutu 5 olsun. Yani 5'ten fazla değer alamayacak. Gördüğünüz gibi şu anda array'imiz daha hiç başlatmadık. Çünkü biz bunları kullanıcılardan alacağız arkadaşlar. Şimdi for döngüsüyle bir de burada bir int i tanımlayalım. For döngüsüyle array'in her bir indeksine sıfırdan başlayarak 4, 0, 1, 2, 3, 4'e kadar giden indekslerine ben sayılar yerleştireceğim ve bunu her döngüde scanf'le alarak yapacağım arkadaşlar. Mantığı bu. Şimdi i eşittir 0 ve i küçük 5. Yani i en son 4 olabiliyor gördüğünüz gibi. I artı artı yazıyorum ve döngümü başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi indeksimiz şu anda 0. Çünkü döngü değişkenimiz bizim 0 olarak başlatılmış. Şimdi her döngünün başında ben printf ile bir sayı giriniz yazıyorum. Bir sayı giriniz yazıyorum arkadaşlar. Ve sayımız her döngüde girilmeye başlanacak. Şimdi her döngüde ben sayımızı alacağım için bu sayıları %f ile alıyorum. Ve sayıların şu anda 0. indeksin 0. indeksine ben bu kullanıcıdan aldığım değeri yerleştiriyorum arkadaşlar. Yani 0. indeksine bir sayı aldım. Bir diğer döngüde 1. indeksine sayı alacağım çünkü i'miz sürekli artacak. Bu şekilde scanf ile array'imizi doldurmuş olduk arkadaşlar. For döngüsü yardımıyla. Şimdi burada ben sayılarımı aldım. Artık array'im benim dolu. Daha sonra İsterseniz şurada bir tane float toplam diye bir değişkenimiz olsun. Bu da 0,0'dan başlasın arkadaşlar. Daha sonra her bir for döngüsüyle ben i'mizi tekrar 0'dan başlatalım. İ küçük 5, i artı artı yapalım. Her for döngüsünde ben arkadaşlar bu toplama bu sayıların o anki indekslerinin değerini topluma atmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi artık bu toplamımız bizim sayıların toplamına eşit oldu. Daha sonra bu toplamımıza da şöyle bir şey yapıyoruz. Girdiğiniz sayıların aritmetik ortalaması %.2f'dir diyelim. Burada ne yapacağız? Toplam artık bu sayı, girilen sayıların toplamıydı. Yani array içinde olan sayıların toplamıydı. Bu sayıları sayı adedine bölüyoruz arkadaşlar. Yani array'in boyutuna bölüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben array'imize sayılar almış oldum. Bu sayıları toplamış oldum ve aritmetik ortalamalarını bastırmış oldum arkadaşlar. Çalıştır diyorum. Bir sayı giriniz dedi. Bu sayımız 3,2 olsun. Bir sayı giriniz dedi. Tekrar döngümüz devam ediyor şu anda. 4,1 olsun arkadaşlar. 3 olsun. 5,6 olsun. Ve 7,3 olsun arkadaşlar. Girdiğiniz sayıların aritmetik ortalaması 4,64'tür diye bize sayılar yazdı. Şimdi burada array'imizi başlattık ilk başta. 5 boyutlu olsun. Boyutu 5 olsun. Daha sonra her bir döngüde bu sayılar ilk başta indeksimiz bizim sıfırdan başlıyor. Sıfırıncı indekse, birinci indekse, ikinci indekse, üçüncü indekse ve dördüncü indekse ben kullanıcıdan sayıları istedim arkadaşlar ve o değerleri burada yerleştirdim. Daha sonra bir tane daha for döngüsü açtım. Aslında bunu daha kısa halledebilirdik ama hiç sıkıntı değil. Bir tane daha for döngüsü açtım. Toplama bu array'in içinde olan sayıları topladım arkadaşlar. Burada da bir döngü yardımıyla yaptım bunu. Ve daha sonra aritmetik ortalaması bulmak için bu toplamı 5'e böldüm ve ekrana bastırdım arkadaşlar. Array'lerde değerleri kullanıcıdan almak bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde array'lerle ilgili daha değişik şeyler yapacağız.
ve karakter dizilerini göreceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.